Kıymetli konuklarımız, Türkiye Cumhuriyeti Başbakanı Sayın Binali Yıldırım'ı konuşmalarını yapmak üzere kürsüyü teşriflerini arz ederim. Buyurunuz Sayın Başbakanım. Hoş geldiniz efendim, buyurun. Buyurunuz. Evet, değerli misafirler, kamu ve özel sektörün değerli temsilcileri, değerli basın mensupları, hepinizi sevgilerimle, saygılarımla selamlıyorum. Bugün güzel bir rastlantı. 13 Şubat 2013 İstanbul'da ULAK projesinin başlangıcını yapmıştık. Şimdi onun devamı olan bu 5G Mükemmeliyet Merkezi'nin açılışını yapıyoruz. 4 yıl geçti aradan. 4 yıl içerisinde Türk Telekom, Argela, Savunma Sanayi Müsteşarlığı, Aselsan ve NETAŞ'ın başlattığı bu çalışma bugün yeni bir aşamaya gelmiş bulunuyor. Yeni aşama 5G teknolojisine yönelik bir ürün geliştirme. Bu bir üretim değil, bu bir ürün ve teknoloji geliştirme. Yani kendi markanız olan, kendi patentiniz olan, aklıyla, fikriyle, fiziki yapısıyla size ait olan bir şey yapıyorsunuz. Bu önemlidir. Ülkemizin bilgi iletişim teknolojilerinde sadece kullanıcı olmasını bir adım öteye taşıyacak, aynı zamanda teknolojiye sahip olma fırsatı da sağlayacak bir girişimdir. Esasen hükümetimizin, bakanımız da ifade etti, son 15 yılda AK Parti hükümetlerinin yaptığı önemli işlerden bir tanesi araştırma, geliştirme faaliyetlerine verdiği önemdir. 14 yıl içerisinde 3 kat arttırmışız araştırma, geliştirme bütçelerini. Belki daha da dikkat çekicisi, oradan kamunun bir şekilde verimli verimsiz kullandığı bu ARGE bütçelerini özel sektöre, yarı yarıya özel sektöre kaydırılmış olması da bu anlamda önemli bir değişimdir. Ama bu yetindiğimiz, razı olduğumuz bir nokta değil. ARGE bütçesini biz 2023 hedeflerimizde, gelecek 10 yıl içerisinde milli gelirin %2,5'u en az seviyesine çıkarmaktır. Şimdi tabii katma değeri yüksek, akıl teri fazla olan ürünlere yönelmemiz lazım. Artık tekstil işini herkes yapıyor. Efendime söyleyeyim, yani tarım ürünleriydi, harcı alem malzemelerdi, bunları herkes yapıyor. Burada rekabet şansı gittikçe azalıyor. Niye? Türkiye zenginleşiyor. İşçilik maliyetleri artıyor. Daha düşük maliyetlerle efendim Afrika'da, Uzak Doğu'daki bazı ülkeler burada avantaj sağlıyor. O halde Türkiye'ye de düşen teknoloji yoğun, katma değeri yüksek, akıl teri yüksek ürünler üzerinde çalışmak. Yani İhracatımızın birim kilogram başına bedelini 3-5 dolarlardan 10 dolarların üzerine çıkarmak. Bunu yaptığımız zaman tabii ki fark oluşturabiliriz. Bilişim sektöründe 1 liralık bir yatırımla 25 liralık bir katma değer elde ediyoruz.
1'e 25. Bu hele hele yazılımı, donanımı koyduğumuz zaman çok büyük tabii güç elde etme imkanı var. Bugün ODTÜ Teknokent'te bu mükemmeliyet merkezini açıyoruz. Teknokentler meselesi de aslında ülkemizin önemli alanlarından bir tanedir. Teknokentlerin de 15 yıl geriye gittiğimiz zaman faal olan teknokent sayısı 3-5 taneyi geçmiyordu. 2 tane. Şu anda zannediyorum 60'a yaklaştı. 64 teknokente erişmişiz. Bu da bu alanda ne kadar müsbet yönde gittiğimizi gösteren en önemli ölçüdür. Arkadaşlar, akla para verme alışkanlığı bizde yoktu eskiden. Akla para verilmez. Biz parayı neye veririz? Bir torba çimento aldık. O bizim için bir varlıktır. Ona para verir alırız. Ama biri fikir verdi. Ya ben deli miyim, aptal mıyım? Böyle laflara para mı verilir? Halbuki o fikre ona o kadar büyük şey kazandırır ki. Sonra anlar. Buradaki arkadaşlarımızın birçoğu benim meslektaşım, daha önce beraber çalıştığımız arkadaşlar bakanlıkta. Ben hep anlatırım. Çok tipik bir tecrübem var. Ben mühendisken tersanede bizim kumcular var. Meşhur Karadenizli kumcular. Balat'ta gemi yapıyorlar. Orada felenklerin üzerinde ne kızak var, ne tezgah var, felenk tahtaları atıyor, lataları üzerine kurup gemiyi yapıyorlar. Armatörün birisinin aklına bir kum teknesi, 150 tonluk var, biraz daha rekabet edebilmek, çok kazanmak için daha büyüğünü kuracak. 250 tonluk bir şey yapacak. Proje lazım. Ne projesi diyor. Ne projesi diyor. Da yap onu diyor. Ya olmaz. Patron projesiz iş olmaz. Neyse, buradan bizim tersanede ressam vardı Nezih. Ona o bu işleri çok iyi becerir. Arşivdeki bütün projeleri indirir, keser, biçer. Hemen birkaç saatte size projeyi yapar verir. Da bugün geliyor projeyi, bugün istiyor, sabah akşam alacak. O kadar acele. Ne yapsın, olmaz mı olmaz deyince yani şeyin baskısından kurtaramıyor. Sen otur diyor, çay içiyor, orada böyle çıkarıyor arşivden, başını kesiyor, kıçını kesiyor, birleştiriyor orta gövdeyi falan. Bir proje eline veriyor, götürüyor, hadi buna göre yapın diyor. Bunu da gidiyor oradaki ustaya veriyor. Hadi sen buna göre yap diyor. Başlıyor, gemiyi yapıyor, çatıyor, postaları efendim, dış kaplamayı, sacını sarıyor, bitiriyor, kapatıyor. Sonra klas kuruluşunu kontrole çağırıyor ki gemiye sonunda belge verecek işte. Makine, tekne bilmem ne, onların belgeleri var. Ona göre denize elverişlidir diye rapor alsın. Klas kuruluşundan denetçi geliyor, gemiyi dolaşıyor filan, bakıyor, makine dairesi yok. Kendim ya patrona diyor ki bir sorun var diyor. Bunun diyor güzel olmuş da makine dairesi yok diyor geminin. Adam tabii küplere biniyor. Bizim Nezih'in peşine düşüyor, Nezih'i çağırıyor hemen, paras pandras Nezih'e geliyor. Ne oldu patron diyor. Diyor ki ulan ne halt ettin diyor. Ne oldu patron diyor. Ya diyor proje yaptım.
Evet yaptık, sen istedin, yaptık dedim. Nasıl proje yaptın diyor. Ne oldu patron diyor. Ya makine dairesi yok geminin diyor. Bu nasıl gidecek bu gemi falan. Bizim Nezih pişkin tabii, hiç aldırış etmiyor. Düşünsene patron diyor. Adam fark etmeseydi daha çok yük taşıyacak. Şimdi nereden nereye? Bir adım öne geçmek. Amacımız bir adım öne geçmek. Ya ne olacak işte, yani bir tane efendim 5G'nin bir cihazını, bir alıcısını filan yapsak ne olacak demeyelim. Büyük işler küçük adımlarla başlar. Buradan onu yaparsın, öbür gün başka bir şey yaparsın, böyle 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 mukayeseli üstünlüğe sahip olursun. Bizim mutlak üstünlüğümüz yok. Doğal gazımız yok. Fosil yakıtlarımız yok. O halde bizim mukayeseli üstünlük sağlayacak işler yapmamız lazım. Bunun için coğrafyamız benzersiz, emsalsiz bir coğrafyamız var. Bir kere buradan bütün 3 saat uçuşla 1,5 milyar insana ulaşırsınız. 30 trilyon dolarlık bir yıllık paranın döndüğü bir bölgedeyiz. O yüzden bu bölgede bizim artı yetişmiş insan gücümüz var. Bu bizim en büyük kaynağımız, en büyük mukayeseli üstünlüğümüz. Bütün bunları değerlendirerek bu bilişim alanında, teknoloji alanında doğrusu çok ciddi fark oluşturabiliriz. İşte ULAK projesi de, 5G projesi de bu yönde atılmış küçük ama anlamlı adımlardır. Bu işe vesile olan, gayreti olan, emeği olan herkese ülkem ve milletim adına teşekkür ediyorum. Zamanlaması da iyi. Yani şimdi 5G teknolojisi şu anda dünyada henüz ticarileşmiş değil. 2018 olarak planlayan var, 2020 diyen var. Rivayetler muhtelif. Bugün itibariyle 7 adet proje burada sergileniyor. Şu anda dahi ulusal ve uluslararası alanda birçok çalışmalar yürüten kurumlar, kuruluşlar var. Bu merkez aynı zamanda üniversite, özel sektör ve kamu içinde bir laboratuvar görevi görecek. Bizim arkadaşlar umudu kesti, buradakini kaldırdılar. Buraya uymadığımız için bozuldular ya. Yani. Üretilen yerli yazılımlar, ağ altyapıları, diğer bütün teknolojilerin testleri burada yapılacak. Bütün bu testlerden sonra elde edilen başarılı sonuçlarda uluslararası sektörde yerini almış olacak. Türkiye 5G'de sadece uygulayıcı değil, aynı zamanda da 5G teknolojisinin üreticisi olacak. Baştan beri ben bu bakanlığa ilk başladığım günde söylediğim bir şey var. Bilgiyi kullanmak yetmez. Bilgiye sahip olacaksınız. Bilgiyi üreteceksiniz. Başkalarının da bu bilgiye erişimine imkan tanıyacaksınız. Bunu başardığımız zaman bir yere gelmiş oluruz. Öbür türlü offline ülkeler arasına gireriz. Bir online ülkeler var, bir de offline ülkeler var. Biz Türkiye olarak zaten online olmuş vaziyetteyiz. Şu anda hızımızı arttırmak gibi
bir hedefimiz olmalı. Yine patenti bana ait bir laf var. Trafikte hız felaket, bilişimde hız berekettir. Onun için bilişimde gidebildiğiniz kadar hızlı gidin. Hiç mahsuru yok. Biz geniş bant interneti getirdiğimizde, ADSL'leri yaygınlaştırdığımızda, bu altyapıya ne gerek var efendim diyorlardı. Fuzuli masraf. Şu anda kafi gelmiyor. Daha buralarda kullanılacak, gidip gelecek bilgilerde de hayallerin ötesinde daha çok artmalar olacak. Şu anda zaten altyapı neredeyse alarm vermeye başladı. O yüzden ne yapıp havadan, karadan, nereden olursa olsun mutlaka bizim akıl yollarının miktarını, büyüklüğünü, hacmini arttırmamız lazım. Türkiye'nin birinci derecedeki ihtiyacı budur. Yoksa ürettiğiniz ürünler, ortaya koyduğunuz trafik eğer mecra bulamazsa, yol bulamazsa elinizde kalır, hiçbir şey yaramaz. Altyapı çok önemli. Bana verilen bilgiye göre burada bir noktaya gelindi. Nihayet bu altyapının geliştirilmesi, müşterek kullanılması konusunda maalesef geçmişte kaynaklı büyük kaynak israfları var. Artık bu işe bir dur demek lazım. Rekabetin, güzelliğin ayrı ayrı altyapıyla, ayrı ayrı efendim masrafla yapmak yerine müşterek altyapıyla olması rekabetin üretilen ürünlerin çeşitliliği, kalitesiyle ölçülmesi en doğru yol olur. Bu konuda eminim ki işletmeciler çok daha rasyonel kararları vakit kaybetmeden alacaklardır. 15 yılda gerek yerli üretimin teşviki, gerekse kullanılan teknolojilerin çağı yakalama anlamında büyük mesafe aldı. Sadece iletişim alanına 30 milyar liralık yatırım yaptık. 2003'te 20 bin olan geniş band abone sayısını bugün 60 milyon seviyesine ulaştırmış durumdayız. 88 bin kilometre olan fiber uzunluğu bugün 280 bin kilometreyi buldu, aştı hatta. Yurt dışı internet çıkış kapasitemiz 20 gigabitten 300 kat artırılarak 6 terabit seviyelerine yükseldi. Fiber abone sayısı 1.8 milyon mertebesine çıktı. Mobil abone sayısı yaklaşık 28 milyondan 75 milyona ulaştı. Mobil iletişimi 3G'nin en az 10 katı hıza taşıyacak 4.5G uygulaması 2015'te başladı. 2016 Nisan'ında başladı. 4.5G hizmetinin abone sayısı da 46 milyona ulaştı. Demek ki 75'in 46'sı daha şimdiden 3G'ye geçmiş. Bu şu demektir, süratle altyapı ona göre yapılıyor, hazır hale getiriliyor. Az önce söyledim, Ar-Ge harcamaları milli gelirin %50'sinden 1.6 seviyelerine çıkmış durumda. Fakat şu da bir gerçek ki bizim bu oranla, bu seviyeyle yetinmemiz söz konusu değil.
önümüzdeki 10 yıl içerisinde %2,5-3 nispetinde ulaşmamız lazım. 15 yılda Türkiye yerli kaynak bilimsel yayın sayımız 3 katına çıkmış. Aynı dönemde tam zamanlı Ar-Ge personeli 29 binden 122 bine, tam zaman araştırmacı sayısı 23 binden 95 bine yükselmiş. Bütün bunları yeterli görmüyoruz. Önemli gelişmeler olmakla beraber daha çok yapacağımız iş olduğunu biliyoruz. Türkiye gibi bir ülkede bu rakamların 200 binleri, 300 binleri bulması gerekiyor. İnşallah bunu da başaracağız. Bunun için potansiyelimiz var, gerekli insan, kaynak ve kapasitemiz var. Bir başkası teknoparklar. Teknoparkları az önce söyledim, üzerinde tekrar durmaya lüzum yok. İki teknoparktan 64 teknoparka ulaşmış bulunuyoruz. Değerli bu bölgelerde, bu teknoparklarda 4500'e yakın firma, 40 binin üzerinde nitelikli araştırmacı çalıştırıyor. Ülkemizdeki özel sektör Ar-Ge merkezleri sayısının da 359'u bulduğunu bu vesileyle ifade etmek isterim. Bu rakamın özellikle Ar-Ge reform paketinin, yeni çıkan Ar-Ge reform paketi hayata geçmesiyle birlikte çok daha hızlı bir şekilde artacağını söylemekten büyük memnuniyet duyuyorum. Örnek, 2016 yılında yerli patent başvuruları bir önceki yıla göre %17 artmış, 6445'e yükselmiş. Yani 2002 yılında sadece 414 yerli patent başvurusu 14 yılda tam 16 kat artmış. Bu bir başarıdır. Ama yeterli değil. Bu 14 bin, 15 bin patent başvurusu büyük bir bilişim firmasının rakamlarını bile tutmuyor. İnşallah bu yılın hemen başında Sayın Cumhurbaşkanımızın onayladığı Sınai Mülkiyet Kanunu ile birlikte patent başvurularında çok daha büyük artışları hep birlikte göreceğiz. Değerli konuklar, günümüzde bilişim altyapısı milli güvenlikle doğrudan ilgili bir konu haline gelmiştir. Artık bir ülkeyi bilişim altyapısını devre dışı bırakarak siber saldırılarla işgal etmek mümkün hale geldi. Hatta darbe girişimlerine ilk olarak teknolojiyi kullanarak başlıyor. Hatırlayın, bu Arap Baharı denen, Tunus'tan başlayıp bütün bölgeyi saran o hareketlerin öncüsü bilişim altyapısının kullanılarak başlatılmasıyla vuku bulmuştur. 15 Temmuz'da da durum farklı değildir. O gece darbeciler kendi aralarında iletişim kurmak için en ileri teknolojiyi seçerken milleti korkutmak, sindirmek için televizyon kanallarına ve iletişim ağlarına en önce saldırdılar. TRT'yi ele geçirip korsan bildiri okudular, TürkSat'ı bombaladılar, bazı basın yayın kuruluşlarına baskın yaptılar. Ve maalesef bu saldırılarda TürkSat'ta iki kahraman arkadaşımız şehit oldu. Velhasıl o karanlık gecede 248 yiğit vatan evladını şehit verdik. 2194 evladımız gazi oldu, yaralı kaldı, sakat kaldı. Şehitlerimize Allah'tan rahmet,
gazilerimize hayırlı uzun ömürler veriyoruz. Memleketimizin doğuda batıda 780 bin kilometre alanda savunan bütün güvenlik güçlerimize Allah'tan güç ve kuvvet vermesini niyaz ediyor. Burada şehit olan bütün güvenlik mensuplarımıza Allah'tan rahmet diliyoruz. Hamdolsun ki Sayın Cumhurbaşkanımızın televizyon kanallarına görüntülü bağlanması bizim yaptığımız çağrılarla darbecilere karşı demokrasi için önemli bir adım atıldı ve millet hiç düşünmeden sokağa indi, sokağı darbecilere dar etti. Bu olay bize gösterdi ki daima silahlı ya da siber saldırının şekli ne olursa olsun tedbirli olmalıyız. En yeni ve en ileri teknolojiye mutlaka sahip olmalıyız. Sadece siber saldırılara karşı hazırlıklı olmak yetmez. Aynı zamanda siber caydırıcılık gücümüzün de mutlaka yerinde olması lazım. Aksi halde hiç de tasvip etmeyeceğimiz olaylarla her an karşılaşabiliriz. Değerli misafirler, 2015 yılında 4G ile hiç zaman kaybetmeyelim dedik ve 5G'ye geçelim kararını vermiştik. Bir ara kademe 4.5G ile işe başladık ve şu anda da 5G'ye hazırlık çalışmalarını bu mükemmeliyet merkezinde başlatmış bulunuyoruz. 5. nesil telekomünikasyon hizmetlerine milli imkanlarla ulaşmak amacıyla kurulan bu merkezin güzel hizmetlere vesile olmasını temenni ediyorum. Merkezin açılışında emeği geçen herkese bir kez daha teşekkür ediyor. Burada yapılan çalışmalarda görev alan arkadaşlarımıza başarılar diliyorum. Allah'a emanet olun. Sayın Başbakanım, kıymetli katılımınızla açılışımızı onurlandırdınız. Teşekkür ediyoruz. Müsaadenizle bir süre daha sizi fotoğraf çekimi için sahnede ağırlamak isteriz. Sayın Bakanlarımızı, Sayın Valimizi, Sayın Başbakanlık Müsteşarımızı, Sayın Ulaştırma Bakanlığı Müsteşarımızı, Türk Telekom CEO'muzu, Argela CEO'muzu sahneye fotoğraf çekimi için davet ediyorum alkışlarınızla. Çok teşekkür ediyoruz. Sayın Başbakanımız başta olmak üzere Sayın Bakanlarımıza buyurunuz efendim lütfen. Evet, 5G Mükemmelliyet Merkezi açılışı Başbakanımız, Sayın Bakanlarımız ve kıymetli konuklarımızla gerçekleşiyor. Hem sektörümüze hem de ülkemize hayırlı uğurlu olmasını diliyoruz kıymetli konuklarımız. Hız önemliyim. Hadi, hayırlı uğurlu olsun. Ya Allah, bismillah. Yapayım. Bu bizim programlanabilir Radio Access Network dediğimiz ürünümüz. Bunu Amerika'da şu anda oranın en büyük operatörünün bile şebeke laboratuvarına kurmak üzereyiz. Bu ürünü. Evet. Bu da bizim geliştirdiğimiz 4G baz istasyonu Sayın Başbakanım. Bunu da yok. Bu ulağın AMON dediğimiz askeri amaçla kullanılan kısmı. Şu anda bunu bizim istihbarat teşkilatımız da kullanıyor. Şimdi işte emniyet özel kuvvetlerine de vermek üzereyiz bunu. Sırtta taşınabiliyor. Uyduyla haberleşebiliyor. Ve güneş enerjisinden de şeyini alabiliyor. Böylece hiçbir şeye ihtiyaç olmadan kendi şebekenizi oluşturabiliyorsunuz. Anladım. Tekrar takalım linki. Başka bir rotalama devreye girdi. Tekrar takalım. Yani burada iki şey önemli. Bir taraftan monitör edip anında gözlemleyebiliyoruz. Bir diğer taraftan da buna uygun şekilde yeni rota çıkalım. Yani ekip aslında bizim milli WhatsApp uygulamamız. Her türlü client'ımızla cep telefonlarına yükleyeceğimiz şeylerle yapacağımız bir uygulama. Başbakan, her kurum çalışanı kendi yetki alanında haberleşme yapabiliyor. Mesajlaşma grupları kurulabiliyor.
Dolayısıyla asıl burada amacımız tamamen uçtan uca milli olan, uçtan uca kendi içimizde kontrol edeceğimiz ve ek şifreleme algoritmalarıyla da daha da güvenli hale getireceğimiz bir uygulama. Yani böyle bir sistemin milatın üzerinde çalıştığını düşünürsek Sayın Başbakan, yani hem uygulaması hem şebekesi her şeyiyle milli. Hemen bir de görüntülü haberleşme yapayım size. Buradan hemen hop.